Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı asıl kim yaşamdan kopardı? Yapılan soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanmıştı. Ama asıl bunu yapanlar inceleme sonucunda ortaya çıktı. Hem yazışmaları hem ses kayıtları büyük bir delil derken babadan bugün gelen açıklamalar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte. Çünkü Narin'i kimin neden öldürdüğünü ilk defa açık açık anlattı. Bir televizyon programında verdiği detaylar bir anda gündem oldu. Evet, videomuzun ilerleyen dakikalarında ağabeyin de savcılıktaki ifadesini aktaracağız. İkisinin arasındaki büyük çelişkiyi sizlere göstereceğiz. Peki kim öldürdü? Şimdi detaylara başlayalım. Başlamadan önce lütfen sizler de video ve konu hakkında yorumlarınızı mutlaka belirtin. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, CNN Türkiye açıklamalarda bulundu. Arif Güran'ın açıklamaları özetle şöyleydi. "Devletimiz gereken her şeyi yapıyor, yapmaya da devam ediyor. İnşallah katil kim ortaya çıkacak? Allah razı olsun, bir acılı baba için ne gerekiyorsa jandarma onu yaptı. Bu bir soruşturma ve devlet sonuna kadar götürecek. Kim suçlu, kim değil göreceğiz. Ben çocuklarımın içinde Narin'i farklı görürdüm. Diğerleri bir şey istediğinde yok derdim ama Narin de diyemezdim. Benim kızım bunu hak etmedi. Neden, niçin bunu hiçbir çocuk hak etmez? Benim Narin'im de hak etmez. Narin'den önce Tülin'im vardı. Bazı insanların bir şey yapacak gücü yok. Rahatsızdı. Ben sorumsuz bir baba değilim. Çocuklarım için ne gerekiyorsa yapıyorum." Köylerde isimsiz yüzlerce mezar var. Sorulduğunda zaten kendimden geçmiştim. Orada benim kızımın sadece mezar taşı değil, birçok mezarın taşı yok. Köylerde mezarlıklar böyle. Büyük şehirlerdeki gibi değil. Bunu kızımıza bir şey yapmışız, buna mı getiriyorlar anlamıyorum ki. Nevzat'la husumetimiz yoktu. Bir araba sıkıntımız olmuştu. Ama bu adam bu olaydan sonra her gece gelip benim yanıma oturmuştur. Niye kızımın yerini bildiği halde söylemiyor da devlet bulduktan sonra söylüyor? Ben artık böyle düşünüyorum. Yüzüme bakan bir insan bunu yapıyorsa bunu da beklerim. Bu insan her akşam yanımda oturuyordu. Devlet belgelerle kim suçlu diyorsa o suçludur. Süreç devam ediyor. Bir aile normal şekilde nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz. Ben ağabeyim olsa da Salim'le aynı yaştayız. Aramızda büyük sorunlar olmadı. Olmaz da. Bütün hesap kitap ondadır. Bir kavga, bir husumetimiz kesinlikle olmadı. Salim Güran tutuklandıktan sonra bu soruşturma durdu mu durmadı mı? Devam ediyor. Nevzat ortada mıydı, yoktu. Bugün 9 kişinin tutuklanmasıyla bile soruşturma durmadı. Bir kardeş gözüyle baktığım zaman inanamıyorum. Devlet gözüyle baktıktan sonra belgeler var, araştırmalar var. Bir anne nasıl evladına kıyar? Öyle bir dünya mı var? Hangi çağda yaşıyoruz? Hangi kardeş bir çocuğa kıyar? Biz kültürlü bir aileyiz. Saklayacak, gizleyecek bir aile değiliz. Ben inanıyorum ki devlet bunu ortaya çıkaracak. Bir insan eşine güvenmiyorsa yaşamasın. Ben 20 yıldan fazla ömür geçirdim. Güvenmiyorsam neden bu kadar zaman geçireyim? Bugün devletin merceği var. Devlet gerçeği ortaya çıkaracak. Nevzatların suyu yok. Evi yamaçta olduğu için ona rahat gelmiyor. O en sonda olduğu için ona su geç geliyor. Ve o insanın suyu genelde ona benden gidiyor. Annesi de kendisi de oradan alıyor. Camiye kadar vatandaşlara su veriyorum. Ben ömrü hayatımda kimseye zarar vermedim. Bir insan beni tanımışsa ona faydan olmuştur. Nevzat her akşam evde çay yaparım, gelir çay içer benimle. O sözde iddia ettiği Salim Güran sana verdiyse cenazeyi, kızımı götürmeseydin, jandarmaya verseydin. Muhtar aşağıda tarlayla uğraşır, yukarıyla uğraşır, bizden çok işi var, kafasını kaşıyacak vakti bile yok. Çevremiz fazladır. Ben Batman'a gittim, bir kardeşim Mardin tarafına gitmiş. Genelde büyük abim hazırlıklar için burada. Biz çoğunlukla köyde değiliz zaten. Fuat Güran mesela olaydan 2 gün sonra geldi, olaydan sonra. Baran Erzurum'dan geldi. Enes Malatya'daydı, gece geldi. Zaten oğlum akşama kadar yattı. O da tutuklu. Salim benim kardeşim. Ben Salim'den neden korkayım? Aramızda 1 yaş var. Aynı anda askerlik yaptık. Ben Salim'den neden korkayım? Salim öcü değil. Salim bu tarlayı sular, o tarlayı sular, böyle yaşar. Çalışan o. Biz ona eziyet ediyoruz. Ben tarlada gidip çalışmıyorum. 10 kardeşiz. 1300 dönüm arazi sürüyoruz.
Salim bu tapuların arazisinin sahibi değil ki. Salim'in bu köyde böyle bir hükmü yok. Salim muhtar, zenginse 94 model arabaya neden binsin? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 10 şüpheliden ağabey Enes Güran'ın ifadesine de ulaştık. Bakınız Enes'in anlattıklarına babasıyla kıyaslayın. Malatya'nın Arguvan ilçesinde olay öncesinde yaklaşık 1,5 aydır çalışıyordum. 20 Ağustos'ta saat 19'da otobüsle evime gelmek için yola çıktım. Hem ağabeyim Baran askere gideceği hem de kuzenim Uğur'un düğünü olacağı için iş yerinden izin alarak gelmiştim. Olay günü annem evden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra eve geri döndü. Geri döndüğünde acıktığımızı söylediğimiz için bize yemek hazırlamaya başladı. Hep birlikte annemin hazırladığı yemeği yedik. Yemekten sonra saat 13 sıralarında kardeşim Narin saate bakmadan anneme Kur'an kursunun vaktinin geldiğini söyledi. Hatta annem havanın sıcak olması nedeniyle gitme dedi. Ama Narin hem arkadaşları hem de kuzenlerimiz olan HBF gittiği için ısrarla gitmek istedi. Daha sonra Narin Kur'an kursuna gitmek üzere evden ayrıldı. Ben de yol yorgunu olduğum için oturduğumuz odada klimada olduğundan uyudum. Hatırladığım kadarıyla saat 16 civarında uyandım. Uyandıktan sonra evden çıktım. Çeşmenin olduğu tarafa doğru gittim ve orada ağacın dibine oturdum. Sonra markete giderek kendime bir adet enerji içeceği aldım. Eve gittiğimde saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra annem yanıma gelip babamı arayarak yemeğe gelip gelmeyeceklerini sormamı istedi. O esnada telefonumun şarjı bitti ve telefonum kapandı. Telefonumu şarja taktım. Ancak telefon şarjla kapalı vaziyetteydi. O nedenle annemin telefonundan aradım. Babam ve annem telefonda konuştular. Babam yemeğe yetişemeyeceklerini söyledi. Annem yemek hazırlarken bana ahırın penceresinden hindilerin çıktığını söyledi. Ben de penceresini kapatmak için dışarı çıktım. Bir süre arkadaşlarımla konuştuk ve sonrasında annem seslenerek beni ahırın yanına çağırdı. Ahırın yanına gittiğimde öncelikle ahırın penceresini kapattım. Sonrasında annemle beraber hindileri içeriye bıraktık. Ahırda dikkatimi çeken bir dağınıklık ya da başka bir durum olmadı. Evet, şimdi gelelim savcının sorduğu sorulara ve ağabeyinin verdiği cevaplara. Narin'in kaybolduğu anı ve sonrasını anlatan Güran yine şöyle devam etti savcının sorusundan sonra. Sonra tekrar arkadaşlarımın yanına, tepeye doğru yöneldim. Annem de hatta arkamdan gelerek o sırada sigara içen arkadaşlarıma içmemeleri için nasihatte bulundu. Sonrasında annem eve doğru gitti. Ben de bir süre daha Onur'la oturdum. Akşam olmaya başladığı için ayrılalım dediler. O esnada kardeşim M'de cami tarafından eve doğru geliyordu. Onu da alarak eve geldim. Eve geldiğimde kardeşim E ve annem evdelerdi. O esnada saatin kaç olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak akşam ezanı okunuyordu. Annem sofrayı serdi. Mutfağa giderken bana Narin nerede diye sordu. Ben de Narin'i görmediğimi söyledim. Daha sonra annem telefonu isteyerek önce KG'yi aradı. Ancak telefonu kapalı olduğu için onunla konuşamadı. Sonra HG'yi aradı. Ancak o da görmediğini söyledi. Daha sonra evden dışarı etrafa bakmak için tepeye doğru çıktık. Bizim tepeden MG'nin evi göründüğü için annem onlara seslendi. Narin'i sordu. Onlar da olmadığını söylediler. Daha sonra kardeşim M ile camiye doğru indik. Kardeşim M'yi halam A'nın evine bakması için gönderdim. Ben de etrafa seslenerek kardeşimi aramaya başladım. Bir süre sonra zaten köylülerde kayıp olduğunu duyunca aramaya başladılar. Kardeşim Narin gelinliği merak ettiği için amcam E'nin evine gitmiş olabileceğini düşünerek onun evine gittim. Evin etrafına baktığımda kimseyi göremedim. Daha sonra tekrar camiye doğru döndüğümde babam Arif Güran'ın geldiğini gördüm. Babamı kimin ne zaman arayıp haber verdiğini bilmiyorum. Daha sonra arama çalışmalarının 4. gününde gözaltına alındığı, 29 Ağustos'ta serbest bırakıldığını belirten Güran ifadelerinde şunları söyledi. Babam da geldikten sonra herkes Narin'i aramaya başladı. Bir süre sonra da jandarma köyümüze geldi. Jandarmayı kimin aradığını bilmiyorum. O saatten sonra hepimiz köyün her yerinde kardeşim Narin'i aradık. Aramanın ilk günlerinde dikkatimi çeken bir durum hiç olmadı. Herkes Narin'i aramaktaydı. İlk gece bir yerde uyumuş olabileceğini düşündüğümden sabahı bekledik. Sabah da bulamayınca kanala düşmüş olabileceğini düşündük. Ancak orada da bulamadık.
Zaten üçüncü günden sonra jandarma ekipleri arama yaptıkları için çalışmaları etkilememek için artık bize arama faaliyetleri yapmamamızı söylediler. Ben arama çalışmalarında evde veya çevrede herhangi bir söylenti duymadım. Aile zaten toplansa da biz yaşımız itibariyle katılmazdık. Aramaların dördüncü günü jandarma ekipleri beni aldı. Aramaların dokuzuncu günü yani 29 Ağustos'ta serbest bıraktılar. Serbest bırakıldıktan sonra köye geldiğimde HG'nin evine gittim. Ailem de oradaydı. Aile büyüklerinin büyük kısmı oradaydı. Ancak Salim Güran'ın orada olup olmadığını hatırlamıyorum. Bana ne olduğunu aile büyüğümüz HG öncelikle sordu. Ben de kolumdaki iz, gözümdeki morluktan bahsettim. Bunlardan kolumdaki izi ben kendim narin kayıpken üzüntüden yaptığımı söyledim. Gözümdeki morluğun da hem sinirden hem de vurmamdan ya da mısır tarlasında arama yaparken olabileceğini söyledim. Ailemden olayla ilgili tahminde bulunan benim yanımda hiç olmadı. Nari'nin bulunduğu gün olan 8 Eylül tarihine kadar da ailemden ve çevremden dikkatini çeken şüphelendiğim hiçbir durum olmadı. 8 Eylül tarihinde de ben camide olduğum esnada bir gazetecinin söylemi üzerine olayı öğrendim. Önce inanmak istemedim ancak sonra gazeteci bakanın açıklama yaptığını bize göstermesi üzerine haberdar oldum. Sonra eve doğru ağabeyim Baran'la birlikte gittik. İlk anda evdekilerin haberi yoktu. Ben kardeşlerimi alarak teyzemlere doğru gittik. Oradan bir telefon aldım ve canlı yayına girdim. Haberi gördüm. Eve döndüğümde herkesin ağladığını görünce ben de ağlamaya başladım. O sırada ben bizim evin balkonundayken kadınların kavga ettiğini gördüm. Oraya gittiğimde teyzem Y ve M'nin tartıştığını gördüm. Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem bana MG'nin ben böyle olacağını biliyordum şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen de teyzem Y'ye saldırmaya çalışıyordu. MG de gelip araya girince ayırdık. MG kızları M ve Birsen'i uzaklaştırdı. Ben de teyzemi biraz uzaklaştırdım ve bizim eve götürdüm. O esnada bir kadın "Erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi" diyerek bağırdı. Ancak bunu kimin söylediğini görmedim. Ben o gün bir süre sonra jandarma tarafından alındım ve bugüne kadar da gözaltında bulunmaktayım. Evet, savcıya vermiş olduğu ifadeler şöyle ağabeyin. Anne Yüksel Güran'la baba Arif Güran arasındaki görüşmenin gerçekleştiği saatten sonra da telefonunun bir süre açık olduğunu gösterir HTS kayıtları hatırlatılarak soruldu. Benim telefonum yukarıda beyan ettiğim gibi annem babamı aramak için istediği anda kapanmıştı. Kayıtlarda neden bu şekilde göründüğünü bilmiyorum. Savcı tekrar sordu. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede şahsın tespit olunan WhatsApp görüşme içerikleri okunarak soruldu. Cevabı şöyle. Sormuş olduğunuz WhatsApp görüşmelerini hatırlamıyorum. Ben WhatsApp üzerinden olay günü kimseyle görüştüğümü hatırlamıyorum. Zaten şarjım azalmaya başladığı için eve doğru gelmiştim. O esnada da kimseyle konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Babamla, ağabeyimle ya da kardeşim Osman'la WhatsApp üzerinden konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Olay sonrasında gözünde oluşan morluk konusu da soruldu. Cevabı şöyle. Aramaların ikinci günü akşam karanlık saatlerinde Nari'ni mısır tarlasında arıyordum. O esnada mısır koçanları vücudumuzun her yerine çarpıyordu. Daha sonra bir hastanede kimliği belirsiz, narin olduğu değerlendirilen bir çocuk ihbarı olduğunu söylediler. Ben de hemen amcam BG'nin aracıyla hastaneye gittim. Gittiğimizde kimliği belirlenmiş ve ambulansa konulan birisi vardı. O yüzden narin olmadığını anladım ve köye geri döndük. Döndüğümüzde üzüntüden kendime birkaç defa yumruk attım. Morluk mısır çöplerinden mi yoksa benim kendi yüzüme doğru attığım yumruklardan mı kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum. Ancak sinirden her iki elimle de yüzüme doğru vurduğum için ve diğer gözümde de bir morarma olmadığı için büyük ihtimalle mısır tarlasında bir elimde telefonun ışığını tutarken arama yaptığım için mısır koçanlarının ve çöplerinin gözüme değmesiyle olmuş olabilir. Ancak emin değilim. 23 Ağustos tarihli görüşme tutanağında gözündeki morluğun içinde bulunduğu bunalımdan kendisine zarar vermesiyle oluştuğuna ilişkin kolluk birimlerine beyanı okunarak soruldu. Ben o dönem tam olarak farkında değildim ancak adli tıpa götürüldüğümde küçük küçük kesiklerde olduğu söylenince mısır tarlasında da olabileceği o şekilde aklıma geldi ve sonrasındaki ifadem o şekilde belirttim. Şüphelinin kolunda bulunan ısırık izi de soruldu. Hatırladığım kadarıyla
Nari'nin kaybolduğu üçüncü gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Ben de o an çok üzülmüştüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka herhangi biri ısırmadı. Şüphelinin sırtında bulunan tırnak izine benzer izler soruldu. Benim sırtımı kesinlikle kimse tırnakla çizmedi. Kimseyle bir kavgam ya da tartışmam olmadı. Tahminimce kardeşimi arama esnasında yorgunluktan sırtımızı duvarlara yaslamamız, yıkık evlere sürünerek girmemiz gibi durumlardan kaynaklanmış olabilir. Söz konusu izlerin üçüncü kişi tarafından yapılıp yapılmadığı şeklindeki durumu kesinlikle kabul etmiyorum. BIP isimli uygulama üzerinden herhangi biriyle olay öncesinde görüşmesinin olup olmadığı soruldu. Ben bu uygulama üzerinden herhangi bir kız arkadaşımla görüşme yapmadım. Benim sevgilim, kız arkadaşım veya bu anlama gelebilecek bir arkadaşım yoktur. En son okul döneminde 4-5 yıl önce ve 1 yıl önce Siirt ilinde biriyle konuştuğumu hatırlıyorum. Ben kimseyle görüşmelerimde kolumu ısırırım gibi bir ifade kesinlikle kullanmadım. Zaten bu şekilde bir alışkanlığım yok. Sadece anlattığım gibi üzüntüden dolayı ısırdım. Ailesini ve babasının sosyoekonomik durumu soruldu. Babam geçimimizi araba alım satımı yaparak sağlamaktadır. Onun dışında bir işle uğraşıp uğraşmadığını bilmiyorum. Köydeki tarlalar kardeşleri arasında henüz paylaşılmamıştır. Tarlalarla sadece amcam Salim ilgilenmektedir. Tarlaları ekip biçmesi nedeniyle babama ya da diğer kardeşlerine herhangi bir ödeme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Babam bu konularda bize çok şey anlatmaz. Ailemizde hem annem hem babam hem de kardeşlerimle kesinlikle bir sorunumuz yok. Salim Güran isimli şahısla babası, ailesi ya da bizzat kendisi arasında herhangi bir husumet ya da sıkıntı olup olmadığı soruldu. Son dönemde babamla Salim amcam arasında küslük ve husumetin bildiğim kadarıyla olmadığını hatırlıyorum. 2023 yılı Aralık ayında aralarında bir alacak verecek sorunu olmuştu. Bu da şöyleydi. Salim Güran babama araba alıp satıp çalıştırmak üzere bir miktar para vermiş ve daha sonra 2023 yılı Aralık ayında da paranın geri kalanını istemiş. O dönem sık sık parasını istediği için babam da huzursuz olmuştu. Bunun üzerine Ege isimli amcam ikisini bir araya getirip olayı çözmeye çalıştı. Ancak Salim Güran bu görüşmeye gelmemişti. Bunun üzerine Ege isimli amcam hatırladığım kadarıyla Mersin ilinde bir arkadaşından miktarını bilmediğim parayı babam adına borç alarak Salim'e verdi. Bu olay sebebiyle babam Arif Güran'la Salim Güran uzun bir süre konuşmadı. 2024 yılının hatırlamadığım ancak Ramazan bayramı öncesi olduğunu tahmin ettiğim zamanlarda Nevzat'la Salim'in bir araba alarak araba alım satım işleriyle uğraşması nedeniyle babama vermeleri ve sonrasında aracın çalıntı kaydı çıkması gibi bir durum olmuştu. Burada bir miktar parayı babam, bir miktar parayı Nevzat'la Salim birlikte vererek sorunu çözmüşlerdi. O olaydan sonra tekrar babam, amcam Salim'le yavaş yavaş konuşmaya başlamışlardı diye hatırlıyorum. Konuşmadıkları süreçte babamın evde Salim Güran'la alakalı olumsuz herhangi bir şey konuştuğuna şahit olmadım. Salim'in köyde herhangi başka bir bayanla ilişkisinin olup olmadığını bilmiyorum. Şüphelendiğim bir durumda yok. Ben Salim'in köyde herhangi bir bayanla hiçbir zaman şüphe uyandıracak biçimde görmedim. Nevzat Bahtiyar isimli şahsı tanıyıp tanımadığı hususları soruldu. Nevzat'ı köylümüz olduğu için tanırım. Babam Nevzat'ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle çok sevmez ve bizle ailece görüşmeyiz. Ancak Nevzat'ın Salim'le arası iyidir. Onunla sık sık görüştüklerini ya da bir yerlere gittiklerini biliyorum. Narin Güran'ın yapılan arama çalışmaları sonrasında 8 Eylül günü cansız bedenine ulaşılması hususu soruldu. Ben arama çalışmaları sırasında öncesinde ya da sonrasında kimseden bu olayla ilgili şüpheli olduğunu düşündüğüm bir şey duymadım. Ben kardeşim Narin'i çok severdim. Ona biri bir şey yapmış olsa da ya da ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Bizim aile olarak köyde kardeşime böyle bir eylemde bulunulmasını gerektirecek hiçbir husumetimiz yoktur. Kimin neden bu şekilde eylemde bulunduğunu anlamıyorum. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin tümü okunmaksızın sadece Narin'i, Salim Güran'ın öldürüp kendisini saklaması için verdiği şeklindeki beyanı okunarak soruldu.
Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda teklif edilirse para için yapabilir. Ailesiyle tehdit edilse köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir. Ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmaları esnasındaki süreçte Nevzat sadece bir kez kısa süreli camide yanımıza geldi. Nevzat'ın ailesinden sadece İbrahim'le Hekim Bahtiyar isimli kişiler dışında gelen olmadı. İbrahim Bahtiyar, ağabeyim Baran'ın en yakın arkadaşıdır. O da Narin'in kaybolduğu üçüncü gün gelmiştir. Sonradan düşündüğümde bu duruma biraz şaşırmıştım. Ancak neden geç geldiğini olay tarihinde Diyarbakır dışında olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Narin kaybolduğu zaman da Nevzat isimli şahsın kırmızı renkli aracının farının kırık olduğunu İbrahim Bahtiyar söylemişti. Neden kırıldığını da söylememişti. Öyle bir zamanda neden far için acele ettiklerini, tamir etmeye çalıştıkları bana garip gelmişti. Ancak sonrasında kolluk ekiplerinin kendisini birkaç kez durdurup trafiğe çıkamayacağını söylemesi üzerine yaptırmak istediğini söylemişti. İkametlerinde battaniye olup olmadığı varsa kaç adet olduğu hususu soruldu. Hatırladığım kadarıyla herkesin bir battaniyesi vardı. Sadece küçükler, E ve Nari'nin ortak battaniyesi vardı. Battaniyelerden biri hatırladığım kadarıyla kalın mavi beyaz çizgiliydi ve bunu ağabeyim Baran kullanmaktaydı. Diğer battaniyeler tam olarak hatırlamamakla birlikte kahverengi ya da siyah renklerdeydi. Evet, annenin tam ifadesini sizlere diğer videomuzda aktarmıştık. Bugün de baba ve Nari'nin ağabeyinin sorgudaki ifadelerini aktardık. Bunlar içinde büyük çelişkiler olduğu aşikar. Babanın ve ağabeyin tutuklanması ise bu çelişkilerden kaynaklı. Baba kardeşlerden şüphelenmiyor. Belki onun yaptığına konduramıyor. Belki de anlattığı gibi gerçekler bu yönde. Çok kısa sürede kimin yaptığı yazışmalar incelendikten sonra ortaya çıkacak. Ama Narin her ne olursa olsun cennete gitti. Bu kirli dünyadan ayrıldı. Rabbim onu cennetine almıştır. Bunu yapanlar hem bu dünyada hem de ahirette karşılığını çok ağır alacaklar. Lütfen sizler de video ve konu hakkında yorumlarınızı belirtmeyi ihmal etmeyin.